hesap vermeye geldik. Hesap nasıl verilir? Hesap sandıkta verilir. İnsanlar sizden memnun mu? Bunu sandık sonucuyla anlarsınız. Eğer hiç kimseyi ayırmazsanız, dürüst belediyecilik yaparsanız, vatandaştan yana çalışırsanız sandıktan çıkarsınız. Böyle yapmazsanız sokakta dahi gezemezsiniz. 5 yıl boyunca bizim hiçbir yerde fotoğrafımızı göremediniz. Hiçbir yerde reklamımızı göremediniz. Çakarlı arabalarla konvoylar halinde gezdiğimizi görmediniz, öyle mi? Çünkü biz hükmetmeye gelmedik, hizmet yapmaya geldik. Evet, dolayısıyla biz Fethi Başkanım gibi mütevazi bir şekilde kendimizi sadece başka büroklardan farkı atanmış olmak olan bir il idare başkanı, bir sağlık müdürü, bir il müdürü nasılsa kendimizi öyle gördük. Sizlerin parasıyla maaşımızı alıyoruz. Sizlerden aldığımız vergilerden aldığımız paylarla sizlere hizmet ediyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Bize emanet edilen parayı düzgün kullanmamız lazım. Evet. Ve şöyle başladık. Önce hangi yatırımları yapacağımızı kent konseyi kurmak suretiyle 1800'den fazla bileşeni var. Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, meslek odalarıyla görüşerek paralar harcamaya, yatırımları yapmaya karar verdik. Peki bunu nasıl yaptık? 4000'in üzerinde ihaleyi canlı yayınlayarak yaptık. Her şeyimiz açık. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Web sayfamızda Sayıştay raporlarına kadar, hangi harcamayı nereye yaptık, kuruşuna kadar hepsini görebiliyorsunuz. Saklı hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla bazıları gibi biz hesabımızı öbür tarafta veririz demiyoruz. Hesabımızı önce halkın parasını kullanıyoruz. Halkın önünde vereceğiz. Halkın önünde vereceğiz ki abi, yarın öbür tarafa giderken alnımız açık gideceğiz. Ve sizler bütün kötü propagandalara rağmen, iftiralara rağmen bizlere güvendiniz ve görev verdiniz. Allah'a çok şükür. 5 yıl geçti, bugüne kadar sizlerin başına eğdirecek, utandıracak hiçbir işin içerisinde olmadık. Tam tersine yaptığımız çalışmalarla sizler bize destek oldunuz ve binlerce insanın şu anda duasını alıyoruz. Bu duaların hepsine ortaksınız. İnşallah aynen devam edeceğiz. Ankara'ya dürüst şeffaf bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet. Sağ olun. 5 yıl oldu. 5 yılda önceki dönem kadar kavşaklar yaptık. Önceki dönem kadar asfaltlar döktük. Hiçbirisine hayırlı olsun demedik. Zaten yapacağımız hizmeti sanki başına kakar gibi hayırlı olsun diyerek pankartlarla duyurmadık. Oralara yaptığımız işlerin maliyetlerini astık. Sadece ve sadece bu kavşak hizmeti açılmıştır, kullanabilirsiniz dedik. Eski 25 yıl kadar yeşil alan yaptık. Ve bu yeşil alanların bir tanesi hemen şu Antares'in arka tarafında 500 bin metrekare yeni mahallenin bir tane parkı var. Onunla birlikte tam 500 bin metrekare 50 futbol sahası büyüklüğünde. Orayı park yapmak suretiyle betonlaşmaktan kurtarmış olduk. Evet, biz Batıkent'teki parkla artık yeşilde yarışıyoruz. Bütün dünya başkentleriyle betonla işimiz yok. Bir tane göl başında yaptığımız Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon alanı var. Orayı da mutlaka görmenizi isteriz. Eyvallah. Hep beraber oluyor bu işler.
Evet değerli hemşehrilerim. İşçileri çıkaracak dediler. FETÖ başkanımın için de aynısını söylediler ilk göreve geldiğinde. Hiçbir işçiyi çıkartmadı. Bizler de bir tane işçiyi işten çıkartmadık. Alın teriyle çalışan herkes bizim mesai arkadaşımızdır dedik. Ancak kendileri ne kadar gariptir ki iş başına gelir gelmez 2019 yılında kendi partilerini dahi hepsini işten attılar. Şimdi diyorlar ki işçiye biz sahip çıkacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin işçilerine sahip çıkacaklarmış. Sendikaları dahi yok. Sendikası olmayanların işçi haklarından bahsetmesi mümkün değildir. Projesi yok deyip bizim yaptıklarımızı taklit etmeye başladılar. Nasıl taklit ediyorlar? Başkent kart vereceklermiş, içine de para yükleyeceklermiş, esnaf para kazanacakmış. Yani merak ediyorum nerede yaşıyorlar? Tam 3 yıldır biz bunu uyguluyoruz. 3 yıldır. Kapı kapı paket dağıtma utancı ortadan kalktı. İnsanların başını eğdirme çoktan ortadan kalktı. İstanbul'daki adayları çorba dağıtacakmış. Mansur Yavaş çorba dağıtıyor diye dalga geçiyorlardı. Efendim diyorlar ki kadınlar istediği yerde otobüsten inebilecekmiş. 3 yıldır iniyor Ankara. Diyorum ki Mansur Yavaş ne yaptı kon. Mansur Yavaş Ankara isimli bir de mobil uygulama var. Girin oraya benim yaptıklarını yapın. Öyle mi? Benim yaptıklarını yapın yeter. Proje arıyorsanız orada fazlası var. Çünkü bizim projelerimizin hepsinde insan var. İçinde insana yararlı olmayan hiçbir faaliyet yok. Çok uzatmayacağım. En son taklit ettiklerini söyleyeyim. Emeklilere para vereceğiz diyorlar. İstanbul'daki diyor ki 2000 lira vereceğiz. Ankara'daki diyor ki ben 5000 lira vereceğim. Artırın, artırın. Belki hükümet duyar da onlar sizden fazla verir. Hiç olmazsa emeklerimiz rahat eder. Türkiye'de 30 tane büyükşehir belediyesi var. Benden başka büyükşehir belediyelerinin içerisinde emekliye destek olan yok. Tam 31 bin emekliye bu aldıkları insancı olmayan maaşla onların da hiç olmasa derdine çare olmaya çalışıyoruz. Biz de doğal gaz vereceğiz diyorlar şimdi. Türkiye'de benden başka 3 yıldır 3'er ay müddette 200 bin aileye doğal gaz veren yok. Aklınız şimdi mi başınıza geldi? Hadi onunla da yarışın da hükümet bir açıklama yapsın desin ki biz daha fazla doğal gaz vereceğiz desin de millet evinde rahatça ısınsın inşallah. Evet. Daha bizden çok şey öğrenecekler. Belediyecilik öğrenecekler. Ama en büyük özelliğimiz hiçbir Allah'ın kulunu ayırmamak. Cenab-ı Allah'ın yarattığı kutsal varlık olarak görüp bir kişiyi ayırmadık. Ankara'da bir tane muhtar, bir tane insan verdiğim oydan dolayı ya da herhangi bir sebepten dolayı ben ayrıma uğradım diyemez. Herkesi Cenab-ı Allah'ın yarattığı şerefli bir varlık olarak görüyoruz. Herkesin vergisinden istifade ediyorsak herkese eşit olarak hizmet etmek durumundayız. Bugün bir açıklama duyduk. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kendinden oran hizmet etmez diye. Duymadık mı daha önceki yıllarda en fazla oy verene önce hizmet yapacağız diyenleri duymadık mı? Bu anlayışı tümün ortadan sildik. En önemlisi dürüst çalışmak suretiyle çalışılabileceğini gösterdik. Başkanımın da benim de bugüne kadar hiçbir personelimiz savcılık yolu görmemiştir. Dolayısıyla dürüst yönetilebileceğini gösterip çalışıyor ama çalışıyor lafını Ankara'nın kaldırımlarından sildik. Darısı Türkiye'nin başına inşallah. Evet.
Evet. Farklı bir belediyecilik yaptık. İnsandan yana bunun karşılığını her yerde alıyoruz. Rakiplerimizin mitinglerinde görüyoruz. Bizlerin açılışlarında görüyoruz. İnşallah 5 yıldır belediye meclisine çektiğimiz sıkıntıyı bu sefer ortadan kaldırıyoruz. Sadece 3 belediye değil, çevredeki belediyeleri almak suretiyle belediye meclisindeki çoğunluğu bu sefer istiyoruz. Bu nedenle başkanımla beraber rekor oy istiyoruz Ankara'da, rekor oy. Dünkü yayınlanan anketi görmüşsünüzdür. Dünkü yayınlanan anketi görmüşsünüzdür. Fark şu anda %14. Yetmez. Yetmez. Daha fazlasını istiyoruz inşallah. Daha fazlasını istiyoruz. Ve mecliste vatandaşın lehine kararları çok daha rahat olmak istiyoruz. Bu nedenle diyorum ki inşallah önümüzdeki seçimde Türkiye'de bir şeyler değişecek. Belli oluyor. Artık halkı düşünen belediyeler, vatandaşını düşünen belediyeler iş başına gelecek. Şaşırıyoruz. Ya diyor yardım yapıyor da nereden? Vatandaştan aldığını vatandaşa veriyor. Evet. Aynısını yapıyoruz. Öyle yapıyoruz. Vatandaştan aldığımızı rantçılara mı vereceğiz Allah aşkına? Bu zihniyet bitmiştir. Dolayısıyla vatandaşımız bu hesabı sandıkta görecek. Kendisine yana olanlarla olmayanları bu sefer sandıkta ayıracak. Ve inanıyorum ki bizler de daha elimiz rahat olarak Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği dünya başkentleriyle yarışır bir başkent haline inşallah sizlerin vasıtasıyla getireceğiz. Ve sizlere güveniyorum. İnşallah başkanımla beraber rekor oyla 1 Nisan'ı hasretle bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, Fethi Başkanımız size, kendimi de size, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. 1 Nisan'da belediye önünde buluşmak üzere. Hoşça kalın.